Bugün Kırıkkale, Kırşehir ve Nevşehir'de bir dizi incelemelerde bulunduk. Asıl amacımız sorunlarımızı yerinde görmek ve özellikle yönetici arkadaşlarımızla, şube müdürlerimiz, il müdürlerimiz, il müdür yardımcılarımız ve enstitü müdürlerimizle birlikte sorunlarımızı değerlendirmek. Tabii Nevşehir deyince en önemli konu her zamanki gibi patates. Elbette ki biz Türkiye'de patates üretimi açısından çok mesafe kat ettik. Nevşehirli üreticimiz de patates üretim tekniği açısından son derece bilinçli, çok gayretli, çok cefakar, fedakar bir çiftçi. Ancak ülke olarak bizim açımızdan önemli husus bu patates üretimini kendi çeşitlerimizle devam etmek. Ve yaklaşık 40-50 yıllık araştırma programı sonucunda bugün bu arazide bir çiftçimizin kendi imkanlarıyla, kendi şartlarıyla diktiği 7 çeşidi bir arada görüyoruz. Bugün henüz hasat olmadığı halde yaptığımız incelemeler şunu gösteriyor ki Türk bilim insanlarının, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kendi imkanlarıyla geliştirmiş olduğu çeşitler ithal edilen çeşitlerden performans olarak çok daha iyi görünüyor. Dolayısıyla nasıl ki savunma sanayinde, sağlık teknolojisinde kendi imkanlarımızla kendi ihtiyaçlarımızı gideriyorsak tarımın her alanında da kendi ihtiyaçlarımızı, kendi imkan ve kabiliyetlerimizle gidereceğiz. Ülkemizde yaygın bir şekilde tohumluk açısından Türkiye'nin dışa bağımlı olduğuyla ilgili bir iddia var. İşin özünde Türkiye yurt dışından bir tek tane dahi tohum almadan mevcut üretimini başarıyla dört dörtlük yapabilir. Ancak ticaretin doğal gereği ve ortaya çıkan yeni risklerden dolayı hastalık, tuzluluk, don, dolu gibi risklerden dolayı zaman zaman çeşit değiştirmek durumundasınız. İşte bu sebeple hem piyasanın farklı ihtiyaçlarını karşılamak hem de bu riskleri yönetmek için biz çok sayıda çeşit geliştiriyoruz. Ama bu çeşidin piyasaya mal olabilmesi için öncelikle üreticinin bunu arazisine ekmesi, verimini, performansını, kalitesini ve hastalıklara dayanıklılıkla ilgili durumunu görmesi lazım. Bu sebeple bugün burada arazide yaptığımız incelemede çok sevindirici, bizim adımıza gurur, milletimiz adına da gurur olacak sonuçlar var. İnşallah hasat günü de burada bir şenlikle kutlanır ve çiftçimizin arazisinde elde ettiği performansın, rekoltenin ithal çeşitlerden daha iyi olduğunu bütün basına, ilgililere buradan göstermiş oluruz. Nevşehir Derinkuyu, patates üreticisiyim. İsmim Mustafa Ekmekçi. Derinkuyu dışında Tomarza bölgesinde de üretim yapıyorum. Ama Patates Enstitüsü'nün vermiş olduğu bize tohumlukları deneme amaçlı ektik. Yanına diğer ithal tohum da ektik. Kıyaslama amaçlı. Kıyasladığımızda Patates Enstitüsü'nün vermiş olduğu tohumların kalite yönünden şu an rekolte olarak tam bir şey diyemeyeceğim. Hasat daha biraz erken. Tahmin ediyorum rekolte olarak da diğer dış ülkelerden getirdiğimiz tohumlardan daha başarılı olacağını umuyoruz. 75 santim sıra aralığı, yan aralığı 33 santim. Tabana kullandığımız dekara 150 kilo amonyum sülfat, 100 kilo 20-20 gübresi. Tohumu ekmeden önce böcek ilacıyla ve mantar ilacıyla ilaçladık. Daha sonra ekimimizi yaptık inşallah. Üzerine de dekarına 25 kilo üre gelecek şekilde üremizi attık. Çapadan önce, daha sonra çapadan sonra kalsiyum nitratımızı attık. Şu an için başarılı görünüyor. Memnunuz. İnşallah bu çeşitlerden daha da ekmeyi düşünüyoruz. Teşekkür ederim. Allah razı olsun.